Herkese merhabalar. Merhabalar. Bugün annemle hem yapmaktan hem yemekten son derece keyif duyduğumuz bir tarifi sizlerle paylaşacağız. Anneciğim, ne yapacağız bugün? Yapımı çok kolay ve çok oldukça da lezzetli bir humus yapacağız. Evet, son günlerde humus aslında popülerliği çok artan bir gıda. Aslında humus bir süper gıda. Çünkü içerik açısından oldukça zengin bir besin aslında humus. Biz de bunu son zamanlarda çok tercih ediyoruz. Özellikle bu beslenme tarzına geçtikten sonra en çok tükettiğimiz şeylerden bir tanesi. Şimdi sizlerle bugün humusun tarifini paylaşacağız. Bu arada tarife geçmeden önce eğer hala kanala abone olmadıysanız lütfen abone ol butonuna basın. Bu kanalın büyümesi açısından bizler için çok önemli. Hadi şimdi tarife geçelim. Evet, şimdi humusumuzun malzemelerine ve yapılışına geçebiliriz. Evet anneciğim, şimdi ne yaptık? İlk önce bir gün öncesinden nohutları suya koydun galiba, değil mi? Evet, ıslattık. Tamam. Ertesi gün haşladık. Ertesi gün haşladık nohutlarımızı. Nohutlarımız burada 3 bardak nohutumuz var. Onları ertesi gün haşladık. Daha sonrasında şimdi sanırım bu malzemelerin hepsini blender'dan mı geçireceğiz? Evet. Tamam, nelerimiz var anneciğim? Bir gösterebilir misin sen? Malzemelerimiz neler? 5 yemek kaşığı tahinimiz var. Evet. Zeytinyağı. Zeytinyağımız ne kadardı? 4 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Evet. 1 adet limon. 1 adet limon suyumuz var. 1 adet limondan elde edilmiş suyumuz var. Aha. Evet. 4 diş sarımsağımız var. 4 kaşık su. 4 yemek kaşığı suyumuz var. Evet. Bir de 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da toz biberimiz var sanırım, değil mi? Evet. Evet, şimdi o zaman bunların hepsini blender'a yerleştiriyoruz önce. Nohutlarımızı koyalım. Evet. Önce bunları çekiyorum. Tamam. Bunu galiba şey yapan da var anne. Nohutları soyan da var, kabuğundan ayıran evet, da var ama soyan, biz ayırmayı tercih etmedik, değil mi? Biz normal yapıyoruz bu şekilde. Tamamdır. Diğer malzemelerimizi yerleştiriyoruz. Onu evet sıyırsak daha güzel olacak. Bu arada tam bir protein, sağlıklı karbonhidrat ve sağlıklı yağlar deposu bir öğün aslında humus. Çok güzel bir şey, ben çok seviyorum. Ben bu beslenme tarzına geçtikten sonra, yani tamamen bitkisel anlamda beslenme tarzına geçtikten sonra vazgeçilmezlerinden birisi oldu açıkçası. Kahvaltı da çok güzel oluyor. Evet, özellikle kahvaltıda ya da mesela böyle meze tarzı şeyler sevenler için yine muhteşem. Zeytinyağımızı koyduk. Zeytinyağı bir de bittikten sonra en üstü için sanırım çok az bir şey yine ilave edeceğiz. Biz çekelim de her şeyi ise suyunu koyuyoruz. Evet, onları da kenarda kalanları da yine içerisine dahil ettikten sonra baharatını atalım. Evet, son olarak sanırım baharatını koyacağız. Evet, onu da güzel yayarak her tarafına baharatını da koyduk. Eğer kıvamı tam olmadıysa biraz su ilave olabilir. Yani. Tamam, sonradan biraz. Evet, humusumuzun kıvamına bir bakalım nasıl olmuş. İyi. Evet, tamam. Hemen hemen her gün yediğimiz kıvama gelmiş. Biraz daha çevirelim, tamam. Tamam, son olarak biraz daha çevirelim. Evet, humusumuz hazır. Şimdi son olarak tabağımızı alacağız ve son halini orada göreceğiz. Gördüğünüz gibi humusun yapılışı son derece basit. 15 dakika gibi bir sürede hazırlayıp dolabınızda muhafaza edebilirsiniz ve ne zaman isterseniz yiyeceğiniz kadar miktarı ayırıp gerisini dolaba kaldırabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu arada beni Instagram hesabından takip ederseniz de sevinirim. Orada da gün içerisinde farklı tarifler ve sağlıklı beslenme ile alakalı farklı bilgiler bulabilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.